son yıllarda Halkların Demokratik Partisi'nin üzerindeki baskı politikaları, faşizan politikaları hepimizin malumu. Ama her fırsatta dile getirdiğimiz bir şey var. AKP, MHP faşizminin bu iktidar oyununu, faşizan oyununu bozacak halkların demokratik ve özgürlük iradesi var. Aslında 5. Olağan Kongre, Halkların Demokratik Partisi'nin 5. Olağan Kongresi bir kez daha faşizme karşı en etkili, en sonuç alıcı ve en oyun kurucu ve en oyun bozucu faktörün, dinamiğin, halkların, ezilen kimliklerin kitlesel mücadelesi, örgütsel mücadelesinin olduğunu tekrar gözler önüne serdi. O yönüyle ele aldığımızda salonda bir araya gelen on binler aynı zamanda başka bir Türkiye'nin fotoğrafını da çizdi. Başka bir Türkiye'nin mümkün olabileceğini de aslında bize tekrardan gösterdi. O da şuydu, bütün beyaz egemenlikçi alanın ve ilişkilerin dışında bu toprakların ezilen kimlikleri, esmerleri, yoksulları, emekçileri, Kürtleri, Alevileri, kadınları, yani Cumhuriyet'in yok saydığı, inkar ettiği, hala günümüzde tasfiye etmeye çalıştığı, kalanı da yok etmeye çalıştığı bu günlerde ortaya bir tablo çıkardı kongreye gelen insanlar. Evet, biz Türkiye'nin ve Kürdistan'ın en hakiki gerçeğiz, toplumsal hakikatiz ve bu gerçeği ters yüz edemeyeceksiniz, inkar edemeyeceksiniz ve günün sonunda kaybeden faşizm ve tekçilik olacak dedi. Aslında kongre sahasını bu yönüyle değerlendirdiğimiz hem sınıfsal hem ideolojik hem ortaya çıkan renkli çoklu fotoğrafa baktığımızda evet orada resmi mahallenin, resmi devlet aklının inkar ettiği halklar gerçeğini, inançlar gerçeğini ve çoklu kültürel gerçekliği göstermesi açısından çok kıymetliydi. Aslında Halkların Demokratik Partisi'nde belki de tam da bu düzlemde yorumlamak, tekrardan ele almak, görevlerini, açmazlarını, nerelerden umut oluyor, nerelerini güçlendirmesi gerektiği boyutunu belki de bu fotoğraf üzerinden tekrardan güncellemek gerekiyor. Şunu söylemek gerekiyor, yani sonuç itibariyle denenmiş ama sonuç alınamamış iktidar yönetim tekniği, iktidar saldırıları karşısında HDP Kongresi'ne akan on binler tekrardan şu mesajı verdi. Evet, yani siz bunu başaramayacaksınız. Aslında kongrenin sloganı da oydu. Yani işte çözüm biziz, işte sözümüz var. İşte söz kimindir? Söz halklarındır. Söz ezilen kimliklerindir, Kürtlerindir, Alevilerindir. Bu topraklardaki bütün kültürel ve etnik kimliklerindir, emekçilerindir, ekolojistlerindir. Evet, sözümüz var. Sözümüz var çünkü irademiz var. İrademiz var, evet, özgürlük ve demokrasiye dair irademiz var, bilincimiz var, ısrarımız var. O yönüyle aslında gerek HDP kapatma davası bağlamında, gerekse HDP seçmeni, HDP'ye gönül vermiş milyonlara dönük baskı ve zulüm politikaları karşısında tekrardan aslında on binler bir mesaj verdi. Yani aslında eş genel başkanların da konuşmasında altını çizdiği çok önemli hususlar vardı. Onlardan biri de şuydu, mesela Kürt meselesinin demokratik çözümüne yaklaşım meselesiydi. Her defasında söylediğimiz bir yalın gerçek var. Yani Kürt sorununa yaklaşım aslında bu ülkede demokratik ilke ve kriterlerin turnusol kağıdıdır. Yani gerek siyaset, gerek iktidarda, gerek muhalefette olabilirsiniz. Nerede olursanız olun Kürt meselesine yaklaşımı sizin aynı zamanda demokratik bilincinizi ve demokratik yaklaşımlarınızı ele veren bir şey. O yönüyle ele alındığında örneğin kongrenin en temel belki de yani mesajlarından biri yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratikleşecekse Kürt sorunun demokratik, toplumsal ve barışçıl çözümünün olmazsa olmaz olduğunu gösteren bir mesaj vardı. Hem konuşmalarda hem halkın kitlenin sloganlarında bunu görmek mümkündü. Yani bu yaklaşımı, bu çözüm aklını, Kürt soruna dönük bu özgürlükçü çözüm aklını tukaka eden, yok sayan, inkar eden, hatta buna 90'lı yıllarda olduğu gibi faşistçe saldıran, ahlaksızca saldıran bütün yaklaşımlar karşısında aslında bir kez daha ortaya çıkan bir şey vardı. O da şuydu, evet, HDP'nin 3. yol fikriyatı, paradigması toplumsallaştı. Ciddi anlamda bir toplumsal mutabakat oluşturdu. Ama kongre aynı zamanda şunu da söyledi, gerek muhalefete gerek iktidara şu mesajı da verdi. Biz sizin resmi dünyalarınızın dışında başka okumalar yapıyoruz. HDP'nin ortaya çıkarmaya çalıştığı görüntü bu. Bütün kimlikleri eşit, adil, birbirini tanıyan, birbirine saygı gösteren ama özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet ilkeleriyle buluşturan bir Türkiye fotoğrafı. Hem bunun kanıtıydı hem de pragmatist her türlü siyasal yaklaşıma bir geçit vermeyeceğiz mesajıyla yüklüydü. Yani işte ana muhalefete de, iktidara da sürekli şunu söyledik. Örneğin Öcalan'ın üzerindeki tecidi
siyasal hegemonyanızı inşa etmek için araçsallaştıramazsınız. Tecrit meselesini sadece siyasal hesaplar üzerinden kurgulayamazsınız. İktidara ve muhalefete de bu söylendi. Kürt meselesini kendi iktidarınız ya da iktidara gelmek için, iktidarınızı ayakta tutmak için ya da iktidara gelmek için araçsallaştıramazsınız. İki diyalektik var. Bir taraftan birisi iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor Kürt meselesine dayattığı savaşta. Öbür taraftan Kürt meselesine üzerinden ortaya çıkan savaş politikalarına karşı adeta ölümü gösterip sıtmaya razı etmek isteyen bir muhalefet anlayışına da aslında kongre zemini geçit vermeyeceğiz dedi. Yani iktidara gelmek için de Kürt meselesini araçsallaştırmayın, iktidarda kalmak için de Kürt meselesini araçsallaştırmayın. Aslında iki yaklaşım da birbirine benzer yaklaşım. Yani buradan yola çıktığında şunu kesinlikle söylememiz lazım. Evet, yani bu üçüncü yol fikriyatı, HDP'nin ortaya çıkardığı bu paradigma iki şeyi bir arada yapacak. Yani özellikle günümüz açısından hani kongre bu mesaj da yüklüydü. Ulaşamadığımız toplumsal kesimlere mutlaka ulaşmak zorundayız. Bakın şu durumu artık kabul edemeyiz. Yani bizi ısrarla AKP-MHP iktidarı bir Kürt partisi olarak, Kürtlülerine sıkışmış bir parti olarak göstermek istiyor. Ama biz de tam da buna karşı çıkarak şunu söylüyoruz. Evet, Kürt sorunun demokratik çözümü, Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle Türkiye emekçilerinin, halklarının demokrasi mücadelesini buluşturmak zorundayız. Ama faşist iktidar bugün HDP'yi, bakın HDP'ye dönük bütün saldırıları, HDP'ye dönük bütün kurgusu, HDP'ye dönük bütün söylemlerin temelinde şu. Siz terör partisisiniz, siz bölge partisisiniz, siz bölücü partisisiniz. Değil mi? Bunun üzerinden HDP'yi kriminalize etmeye çalışıyor, terörize etmeye çalışıyor ama HDP ne diyor? Hayır. Kürt halkının bir özgürlük iradesi var, Kürt halkının bir önderi var, Kürt halkının bir siyasal aklı var, siyasal okuması var, çözüm önerisi var. Buna inkar temelinde yaklaşan her siyasal akıl, her siyasal çevre iktidar da olsa hem kendisi kaybedecek hem ülke kaybedecek, hem ülkeyi kaybettirecek. Toplumsal zeminde, halklar zeminde, inançlar zeminde, kültürler zeminde büyütmek zorundayız. Yani üçüncü yolun toplumsal ittifamı, toplumsal çokluğunu, toplumsal zenginliğini Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da daha fazla büyütmek zorundayız. Hem Kürt sorunun demokratik çözümü için daha fazla büyütmek zorundayız. Hem de Türkiye demokrasisinin kazanması için daha fazla büyütmek zorundayız. HDP bir yönüyle müzakere partisi, bir yönüyle mücadele partisidir. Yani toplumla müzakere eden, tekçi siyasette, faşistan siyasette mücadele yürüten bir parti olarak HDP'yi tanımlamak lazım. Yani toplumsal müzakereci bir parti, siyasal mücadeleci bir partidir. Şimdi buradan baktığımızda elbette ki çözümün temel anahtarıdır. Belki tek gücü değildir ama çok önemli bir gücüdür. Yani çözüm aklının kendisi oluyor. İşte kurulan yedili masa sadece seçim düzleminde değerlendirilecek bir masa değil. Yani HDP'nin yani bileşenli örgütünün dışında kurulan yeni masalar. Ya şöyle bir kez daha bütün hani tecrit ve işkence politikalarına rağmen onlara karşı özellikle Kürt halkı başta olmak üzere Türkiye'nin emekçi halkları kongre zemininde bir kez daha aslında şunu gösterdi. İktidara da, muhalefete de, herkese gösterdi. Devletçi bütün kesimlere gösterdi. Yani Öcalan bir hakikattir. Öcalan bir gerçektir. Öcalan Kürt halkının önderidir. Yetmez. Öcalan Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin çok ciddi bir ideolojik, politik, örgütsel lideridir. Fikir sahibidir. Hamle sahibidir. Mücadele sahibidir. Belki de bunlardan daha kıymetlisi direniş sahibidir. Yani buradan baktığımızda aslında bütün tecrit politikalarına, alıkoyma siyasetine, işkence siyasetine rağmen Sayın Öcalan ve halklar arasında gönül bağı, bilinç bağı, ideolojik bağı, örgütsel bağı kurulmuştur. Bunu siz inkar zemininde istediğiniz kadar tutmaya çalışın. Bu bir tarihsel ve güncel gerçek olarak her gün size, her gün sizin suratınıza çarpacak. Bu çok net. Mesela kongrede ortaya çıkan bu sahiplenme fotoğraflarına dönük gayri ahlaki, küfürbaz, saldırgan, faşizan bütün yaklaşımların temelinde de bu korku yatıyor. Yani İmralı Adası'nı gerçekten AKP-MHP faşizmine karşı demokratik ve devrimci direnişin merkezi olarak görmek gerekiyor. Saldırıların temelinde de bu var. Yani bugün Abdülkadir Selvi gibi yazarların, yani sözde yazarların, kalemşörlerin amacı bu. Sayın Öcalan üzerindeki özel savaş politikalarını, söylemlerini, dilini derinleştirerek Kürt halkının ve Türkiye'nin demokrasi güçlerinin kafasını karıştırmak,
muğlaklaştırmak, bu muğlaklık ortamında seçime gitmek. Bunu geçmişte denediler, başaramadılar. Ama dost güçlere, kendisini ilerici ve özgürlükçü güçler olarak değerlendiren güçlere de şuradan sesleniyoruz. Açık, net söylüyoruz. Böylesi özel savaş oyunlarına gelmek, dolaylı ya da direkt AKP ile en büyük ittifaktır. Yani bu söylemlerin gerçekliğini tartışmak bile, yani Sayın Hoca'nın üzerinde ortaya çıkan iktidar söylemlerinin acabasını gündeme almak bile, acaba böyle bir şey mümkün mü, olabilir mi, kendisi bile özünde AKP ile dolaylı ittifak yapmaktır. AKP'nin oyununa gelmektir. AKP'nin iktidar oyununa gelmektir. Ali Cengiz oyununa gelmektir. Ve burada kaybeden sadece Kürt halkı olmayacaktır. Bu oyuna gelen herkes olacaktır. Biz hep AKP'yi şöyle tariflemedik mi? AKP bir kumpas rejimi haline getirdi bu ülkeyi. Rejimi. Kumpas rejimi, oyun rejimi, yalan rejimi, talan rejimi, gasp rejimi. Bu kadar kötülükleri atfettiğiniz bir iktidarın İmralı gerçeği konusunda doğruları söyleyebileceğini düşünüyorsanız, bizim de size söyleyeceğimiz şu söz var. Siz o beyaz bilincinizi, egemen bilincinizi aşamadınız. Sonuçta NATO içinde yapılan bütün tartışmalar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden yapılan bütün tartışmalar aslında AKP şahsında, Erdoğan şahsında Türk Ulus Devleti'nin tekrardan 2. yüzyıla girerken Kürt sorununun çözümsüzlüğü üzerinden Cumhuriyeti tekrardan tahkim eden yaklaşımların ürünü. Ama biz bilmekteyiz ki Kürt sorununun bölgesel, küresel çözümsüzlüğün temeli de NATO öncülüklü Batı sisteminin, yani kapitalist hegemonya dediğimiz, kapitalist modernite dediğimiz sermaye öncelikli, tekçi, hegemonik, bütün bu küresel politikaların hepsi Kürt sorunu zaten çözümsüzlüğe mahkum etmek istedi. Sayın Öcalan'dan da Kürtlerin özgürlük mücadelesinden de tarihsel olarak intikam almalarının, saldırıları artırmalarının temel nedeni de bu aslında özetle. Yani o da şu, yani bu oyunu, bu hareket, bu halk, bu halkın önderliği bozdu. Sadece Türkiye'de bozmadı, bütün Orta Doğu'da bozdu. Bütün dünyada bozdu. Yani bugün aslında HDP kongresine akan, bakın onunla bağlantısını kuralım. Yani HDP'nin kongresine gelen Avrupa delegasyonu, Orta Doğu delegasyonunun fotoğrafı bize onu gösterdi zaten. Yani HDP fikriyatı, HDK fikriyatı sadece bu toprakların, yani Sayın Öcalan'ın da fikri katkı sunduğu bu fikriyat kaybederse sadece Türkiye'de kaybetmeyecek. İşte delegasyon onu söyledi. Sizin başarınız aynı zamanda Avrupa'nın başarısı olacak. Sizin başarınız Orta Doğu halklarının başarısı olacak. Aslında Sayın Öcalan'ın öncülük ettiği fikriyattan korkulmasının temeli de bu değil mi? Altılı Masa'nın içinde bulunduğu en önemli gerçek budur. AKP'yi devirmek için, AKP'yi köşeye sıkıştırmak için uluslararası politikayı, dış politikayı, dış siyaseti, iç siyaseti, bütün bu iki dinamiği, yani iç ve dış siyaseti, AKP'nin attığı bütün adımları sadece AKP'yi devirmek için, yıkmak için araçsallaştırdığınız oranda siz Türkiye'de kalıcı bir demokratik rejimi sağlayamayacaksınız. Aslında Kürt halkının, özellikle Kürtlerin, Kürt halkının, Kürt özgürlük mücadelesinin eleştirilerin temelinde hep bu yattı. Yani kalıcı bir demokratik dönüşüm istiyorsanız, demokratik cumhuriyeti hedeflemek istiyorsanız bazı problemler vardır ki siyasal dar parti çıkar temelli araçsallaştırılamaz. İşte tam da buradan hareketle zaten hani şöyle bir tartışmanın içindeyiz sürekli işte. Yine bir seçim sürecine giriyoruz. Yine Sayın Öcalan tartışılıyor. Yine Kürt halkının iradesi tartışılıyor. Direnecek mi, direnmeyecek mi? Hakaret hamis tartışmaların muhatabı oluyor Kürt halkı. Şimdi sormak lazım yani. Bu rejim karşısında en büyük bedeli kim ödüyor? Bakın zindanlara on binlerce Kürt evladı var. AKP dışarıda kime savaş açmış? Kürt halkının özgürlük iradesine savaş açmış. Bakın içeride demokratik siyaset bağlamında en fazla kime saldırıyor? Kürtlerin yoğun olarak teveccüh gösterdiği Halkların Demokratik Partisi'ne saldırıyor. Tam da bu gerçekten hareketle bir şeyi söylüyor Kürt halk, Türkiye'nin emekçi halkları, dost güçleri şunu söylüyor, diyor ki kalıcı demokratik dönüşümün dinamiklerini yaratmak zorundayız. Yani bu hatta büyüyen Halkların Demokratik Partisi kongre sözünü belki de somutlayacak bir süreci de beraberinde götürecek. İşte çözüm bizi, sözümüz var.
bu toplumsal zeminde kendisini toplumsallaştıracak, hani politikayı toplumsallaştıracak, toplumu politikleştirecek bir hattı somutlayan, derinleştiren ve yaygınlaştıran mücadele zemini aynı zamanda şu slogan da sahibi olacak. Dosta düşmana karşı şu sloganın sahibi olacak. Faşizmi de biz yeneceğiz. Faşizmi de biz yıkacağız. Demokratik cumhuriyeti de biz inşa edeceğiz.